Hayır, ben sosisliyim. Hayır, Setro'a böyle yapma. Harika. Aferin. Aferin Hala. Sana. Artık iki dil konuşuyorsun. Sosis olan sensin, ben değilim. Aksanın da fena değil aslında. Dinle. Ne dediğin umurumda bile değil ama kulağa hoş geliyor. Bu sabah annenle görüştüm. Annemle mi görüştün? Hı-hı. Annem biraz sinsidir. Benimle Fransızca konuşmaya çalıştı. Aslında yapmak istediği... Fransızca başının etini yemiştir. Evet. Bütün kaleleri fethetmek ister. Evet. Seni neden bu kadar çok seviyor acaba? Çünkü ben en iyisiyim. Benden öncekileri düşünsene. Eski kız arkadaşlarımın hiçbirini sevmemiştim. Hayır hayır. Bana bak. Sana mı? Elbette beni sevecek. İyi yemek pişiriyorum. Sanatçıyım. Fransızım. Yetenekliyim ve seninle yaşıyorum. Annen senin iyi diş olduğunu söyledi. Ben bunu biraz saçma buldum. Ne olmuşum? İyi diş olmuşsun. İyi diş mi? Hayır, evet öyle dedi. Anne... Yani iyi bir iş demiştir. İyi bir işim evet, olduğunu söylemiştir. Evet iyi bir iş. İyi tamam. Bir iş. Tatlım geçen gün... Sağ ol, teşekkür ederim. Hazır mısın bebeğim? Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Hiçbir şey bilmediğimiz halde tekneyi öylece veriyorlar Teknik mı? Teknik konuları bana bırak bebeğim. Tamam, patron etiketini çıkaralım. Hadi, hadi gidelim. Hazır mısın? Neden daha büyük bir şey almadın? Bunun nesi var? Çok güzel, el yapımı bir ahşap tekne. Eski moda. Aynen benim gibi. Çok kolay. Bir balık yakalasan da güzelce kızartsın. Çok yoğun bir hafta geçirdiğimi sanıyordum. Chapman davasından mı? Zaten kazanamazdık. Kadının sözüne karşı adamın sözü. Bu yüzden çekildik. Ama ona tecavüz ettiler. Tecavüz etmediklerini söylüyorum.
Ceza davalarında suçlular hep inkar eder. Ve sen bunu kabullendin mi? Bana kalsa bir güzel pataklar sonra da kodese atardım ama kararı ben vermiyorum. Yani tecavüze uğruyorsun. Başka şeyler. Tecavüze uğruyorsun ve mahkemede her şey aleyhine olduğu için bunu unutman gerekiyor. Üzgünüz Bayan Chapman, dansınıza küsün. Bebeğim, şansınıza küsün. Ne yazık ki böyle. Ben bu adaleti hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Hadi tatlım. Bir şeyler içelim istersen. Sakinleşelim. Aa tatlım, bu seninki. Hadi hadi makarayı sa. Hayır sen hadi yap. Tatlım, o senin balığın. Hadi. Hadi çevir hayır, biraz. Hayır ama daha. Dönmüyor. Hadi. Sen yapar mısın lütfen? Ver bana. Yakaladım. Bu bir canavar. Çok. Hayır öldürme. Hayır bunu yapma. Bir tonga baş. Çok iğrenç. Evet. Balık tutmak bu işte. Hava değişti. Kuzeye sürükleniyoruz. Ya o güzel güneşli günümüze ne oldu bebeğim? Geri dönelim. Hava soğumaya başladı. Birazdan geçecek gibi. Hadi şu burunları dolaşalım. Mangrovların arasından geçip döneriz. Ne dersin? Dolaşalım mı? Ne diyorsun? Hadi. Hadi çapayı al. Tamam. Voilà. Voilà. Thank you.
Kaybolduk değil mi? Motoru çalıştırmak için çok sığ. Sanırım burada gel git çok hızlı. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Bir kürek sana. Bir kürek de bana. Tamam, şimdi nereye gidiyoruz? Akıntı körfeze doğru olmadığına göre biz de akıntıya ayak uyduracağız. Giderek sığlaşıyorum. Neredeyiz biz? Bir kanaldayız. Bir ne? Bir sulama kanalı. Sanırım çayırların sulanması için açılmış. Kanaldayız işte. Teknik gezisine kanala mı geldik? Sürprizlerle doluyumdur. Sanırım bir mil kadar içeri geldik. Bu civarda çiftlikler olmalı. Şimdi ne yapıyorsun? Yukarı tırmanıp etrafa bakacağım. Bir göz atacağım. Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Benim hatam, üzgünüm. Buna inanamıyorum. Tekneyle gidemiyoruz, yürüyemiyoruz. Ve çok yoruldum. Hadi ama yapabileceğimiz bir şey yok. Burada mahsur kaldık işte. Evet, senin yüzünden mahsur kaldık. İleride bir çiftlik evi falan olmalı. Gidip bakacağım. Geliyor musun, burada mı kalırsın? Hayır, yengeçler ve sivrisineklerle burada kalacağım Rob. Tabii ki hala telefon çekmiyor. Daha kaç kez özür dilemeliyim? Gördün mü? Dur burada bekle, bekle. Etrafı gözle. Ne yapıyorlar? Bu hoşuma gitmedi. Gidelim buradan. Gidelim hadi. Şuraya bak. Gel. Burada bekle. Çiftlik evine benzeyen bir yer var. Bulduk. Çiftlik mi? Evet evet. Bir taksi tutup arabamıza gideriz. Kurtulduk hayatım. Hadi gidelim.
Kimse yok mu? Burada kimse yok gibi. Sen burada bekle. Tamam. Arkaya bakacağım. Tamam, dikkatli ol. Tamam, benim. Korkma. Kimse var mıymış? Korkma canım, kimse yok. Birinin evine izinsiz girmiş olmayacak mıyız? İzin ama almamıza gerek yok. Kimse yok ki. Hadi. Aman tanrım. Burada domuzlar yaşıyor herhalde. En azından fırtınadan korunuyoruz. Ah, çok iğrenç. Kendimi Goldilocks gibi hissediyorum. Bunlar da üç ayıların. Etrafa bir göz atacağım. Belki bir telefon bulurum. Dikkatli ol.
İçeride biri var. Hadi, hadi buradan çıkıyoruz. Hadi. Evimden defolup gidin. Beni zor kullanmak zorunda bırakmayın. Şimdi gelip beyninizi dağıtacağım. Hemen evimden çıkın. Bak dostum, adım Rob Brewer. Ben aslında... senin dostun değilim Robert. Evimden defolup gidin. Bakın, biz tekne gezisine çıkmıştık. Ve dinleyin biz... Biz... Bakın... Senin burada ne işin var çakal? Biz sadece tekneyle açıldık. Çok yorulduk ve sonra kaybolduk. Ve ışığınızı gördük. O yüzden düşündük ki yani biz... Kendi evinizmiş gibi düşündünüz, öyle mi? Hayır. Arka kapı açıktı ve... Ya demek öyle. Bak arka kapı açıkmış. Sadece telefonu kullanmak istemiştik. O kadar. Telefonunuz yok mu? Eğer yakınlarda bir... Buraya en yakın yer 50 kilometre ötede. Bizi oraya götürebilirseniz... ...inanın karşılığını seve seve ödeyebilirim. Aa, çok cömertsin. Karşılığını neyle ödeyeceksin çakal? Bizi en yakın... ...ana yola kadar götürebilirseniz yolumuza devam ederiz ve... Siz gerçekten kaybolmuşsunuz ha? Kaybolmuşlar öyle mi? Burada ana cadde yok Çaka. Bir adadasınız. Fransız adası. Fransız adasındayız. Feribot ne zaman? Git babamı kamyonetten al yatır. Bu ikisini görürse iyice çılgına döner. Lanet olsun. Kardeşimin kusuruna bakmayın. Biraz heyecanlandı galiba. Lütfen. Aşırı tedbirli olmakta yarar var. Evleri basıp talan eden bir sürü serseri var da. Lütfen bizi buradan... Ne dedin? Dedim ki bizi buradan götürsün. Kendine Fransız bir piliç bulmuşsun. Fransız adasında gerçek bir Fransız ha. Bak tatlım. Bunu görüyor musun? Onu yol kenarında buldum. Kanguruları sever misin? Evet. Öyle mi? Sevmek ister misin? Hadi ısırmaz. Ama ben ısırabilirim. Demek tekneyle geziyordunuz. Evet. Arabamız yat limanında. Lütfen bizi telefonu olan bir yere götürür müsünüz? Tankert'ın santrali saat 7:30'da kapanır. Kapanır mı dediniz? Sen sağır filan mısın? Saat 7:30'da kapanır. Burası şehre benzemez Çaka. Issız bir adadasınız. Buraya haftalar boyunca kimse uğramaz. Baban. Uzun zamandır burada yaşıyor. Çok zor bir gün geçirdi. Şu dediğiniz Tankert'ın da bir otele götürebilir misiniz? Hangi otele götüreyim tatlım? Tankert'ın Regency'ye mi yoksa Tankert'ın Palace'a mı?
Buraya gelirken etrafınıza hiç bakmadınız mı? Ama birilerine ulaşmanın mutlaka bir yolu olmalı. Yapma çakal. Dışarıda incin top oynuyor. Ama bizde yer bol. Yarın sizi Tankert'ına götürürüm, tamam mı? Bu ıslak elbiselerinizi çıkarmak istersiniz. Evet. Sıcak bir duşa ve kuru kıyafetlere ihtiyacınız var. İkinizin de. Evet, lütfen. Pekala. Başlayın, ben de duş için su ısıtayım. Size fazla zahmet vermek istemiyoruz. Ne zahmeti canım? Henüz değil. Dışarıya çıkın. Duş arka verandada, havlular kapının arkasında. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne çakal? Araba ne? Araba mı? Şu arabanız ne marka? Bir Volvo S70. Volvo mu? Devam et Volvo. Bak Volvo'ymuş, iyi mi? Şuradan gitmek zorundayız. Bana mı diyorsun? Şu yabanilere baksana. Hasta bu adamlar. Arkada marihuana dolu bir baraka var. Onlar marihuana yetiştiriyor. Bu bizi ilgilendirmez. Buradan gitmemize izin vermeyecekler. Orada bu herifleri 10 yıl hapse attıracak kadar marihuana var. Gitmemize izin vermeyecekler. Polisle bağlantı kurmamız lazım. Buraya girmeyelim demiştim. Bunu bildiğimizin farkında değiller. Tamam mı? Bunlar, sadece sakin ol. Bunlar daha önce gördüğümüz kişiler. O çocuğa ne yapıyorlardı? Bence onların dediği her şeyi yapalım ve ilk fırsatta kaçalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Her şey düzelecek. Tamam bebeğim. Tamam. Merak etme. Kıyafetlerimiz nerede? Burada değil. Ya mayolarımız? Onlar da yok. Bizimle oyun oynuyorlar. Bunu giy. Hadi giy. Çok kötü. Burada bekle. Nereye gidiyorsun? Sen bekle. Hayır, lütfen. Lütfen ben de geleyim. Sen bekle dedim. Ben hallederim. Hayır. Bekle. Merak etme. Babamı uyandırırsan ne olacağını biliyorsun. Bizim için bıraktığınız kıyafetleri göremedik. Çok esrarengiz değil mi? Yani bize kıyafet vermeyecek misiniz? Volvo standartlarına uymadı mı patron? Bakın, karım çok korktu. İkimiz de yorgunuz. Bizi rahat bırakır mısınız? Rahat bırakmak mı? Seni küçük pis fare. Denizde kaybolan sensin. Evimize de izinsiz girdin. Sonra sanki hakkın varmış gibi özel mülkümüze sığındın. Telefonumuz yok diye sızlanıp durdun ha sen. Sen inanılmaz bir adamsın. Şimdi ne istiyorsun ha? Tulumumu ister misin? Hayır. Çünkü çuvallayan ben değilim. Sen çuvalladın. Ve beni de sinirlendirmeye başladın. Babanızı uyandırsak iyi olacak. Onunla konuşmak istiyorum. Hayır. Bu hiç iyi bir fikir değil. Kendi elbiselerimizi alabilir miyiz? Ne? O ağır şeyleri mi? Hasta olup bize mi bulaştırmak istiyorsun? Hayır, gördüğün gibi burası bir çiftlik çaka. Burada
Şehirden uzak bir şekilde yaşamanın zorluğu yetmezmiş gibi bir de bazı şehirli züppeler gelip burayı kendi evleriymiş gibi kullanıyor. Sen anlayışsız bir pisliksin. Çünkü üzerindeki tüm pisliği eve taşıdın. Dışarıdaki musluğu açık unutup yarım depo suyu boşa akıttın. Arka barakadaki ışığı da açık unuttun. Şimdi senin hanım bize ne pişirecek? Uyuşturucu meselesini biliyorlar. Dedikleri her şeyi yapmalıyız bebeğim. Kıza kurbağa diliyle bir şeyler söylettir. Hadi. Tatlım. Tatlım. Kurbağa diliyle bir şeyler söyle. Hani şöyle şeyler. Parlevu vivi dilinde. Vuy vuy dili. Çok güzel. Söyle. J'espère qu'ils vont boire assez pour qu'ils vont s'endormir et avec un petit peu de chance on pourra partir de cet enfer. Je t'aime. Gerçekten çok seksiydi. Ne söyledin kedicik? Bu bir yöresel bir şarkı. Anneler çocuklarına söyler. Bardağın boşaldı kaptan. Ama küçük mü? Baksana Volvo. Karının kalçalarını göstermeni istiyorum. Bakalım Avustralyalı kalçaları kadar güzel mi? İleri gidiyorsunuz. Sadece poposunu görmek istiyoruz. Sana kıyak yaptık. Sen de bize yap. Kıyak kıyak hap hap hadi. Kıyak kıyak. Unutun bunu. Ne yani? Kendi evimde ne yapıp yapamayacağımı sen mi söyleyeceksin Volvo? Tamam yapacağım yapacağım. Tamam yapacağım. Hayır hayır. Hayır. Önemli değil Rob. Bu kadar yeter. Sana konuşmanı söyleyen oldu mu? Bak bardağım hala boş kaptan. Bu da ne böyle? Yumurtaları yakmışsın. Bu iğrenç şeyle ne yapacağız şimdi ha? Senin parlevu mutfağın bu mu yani? Volvo'ya bunları mı yediriyorsun? İşte bu çok güzel. Biliyor musun? Onlar son yumurtalarımızdı. Şimdi akşam yemeğinde ne yiyeceğiz biz? Ha? Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Brett ve ben. Çok açız değil mi Brett? Ama belki bana yardım edersin. Ne? Çünkü Brett ve ben çok açız ve bu konuda ne yapacağımızı bilmek istiyoruz. Hadi altı üstü bir hayvan öldür onu. Yapamam. Neden? Wallaby'nin teki. Her gece binlercesi yollarda geberiyor. Hadi kes şunu. Ben keserim. Hayır. Nesin sen? Zavallı bir hayvan sever mi? Şu yaratıkları mı koruyorsunuz? Ben hiçbir canlıyı öldüremem. Ha, vah vah. İyi.
O zaman küçük pisliği yaşarken yememiz gerekecek değil mi Brad? Bu daha insanlık dışı olmaz mı? Öldür şu hayvanı! Bunu rahat bırak. Ne o? Erkekliği mi tuttu Volvo? Hayır! Bunu rahat bırak. Hayır! Demek hayır. Senin de testislerin var ha? Bakalım rahat senin şu testislerin nasılmış? Aslında onları şurada pişirebiliriz. Ne dersin? Ha Volvo? Testis yemeğiyle epey uzun zaman olmuştu değil mi Brad? Lütfen. Babam bundan bahsetmeyin demişti. Belki de böbreklerini hayır. almalıyız. Onları çıkarıp dışarıdaki yengeçleri besleyelim mi? Şimdi gerçekten sıkı dur çakal. Çünkü canın birazcık yanabilir. Yaşasın. Görünüşe göre asıl testisleri olan senmişsin tatlım. Tamam geçti. Lütfen. Sen aşçı olmalıymışsın Vivi. Şehirde bir işin var mı? Ne iş yapıyorsun? Ben ressamım. Ressam mı? Ne yapıyorsun? Çuvalla para mı kazanıyorsun? İdare ediyorum. Eminim. Eminim idare ediyorsundur. Ya sen korkak herif? Küçük bir tekneyle kaybolmadığın zamanlarda ne iş yaparsın? Ben avukatım. Ha? Avukat. Ha? Avukat mı? Hadi avukat, hadi savun beni. Yoksa bir bira ısmarla. Baba. Para kazanmak için bizim ne yaptığımızı biliyor musun? Hayır. Emin misin? Ne yaptığınızı hiç bilmiyorum. Yalan yalan pantolona dolan. Bakın kocam ve ben çok yorgunuz. Bize kalacak bir yer... Yorgun poponuzu dinlendireceksiniz öyle mi? Elbette bayan Bibi. Çok yorgun olmalısınız. Yoğun bir gün geçirdiniz. Tekne gezintisine çıkmak için yol boyunca Volvo kullandınız. Balık tuttunuz. Başka ne halt ettiyseniz. Peki. Suitinizi hazırlamadığımız için çok özür dileriz ama... ...size tüm ağırı tahsis edebiliriz. Ne dersiniz? Çok iyi olur, teşekkür ederiz. Çok iyi olur, teşekkür ederiz. Çok iyisin soytarı. Voilà. Honki'yi kapının önüne getir. Honki! Honki! Salak köpek.
buradan gidelim. İzin vereceklerini mi sanıyorsun? Köpek ne olacak? Başka seçeneğimiz yok. Böyle durup olacaklara razı olamayız hayatım, anlıyor musun? Tamam. Hadi. Hadi. Koş. Bu yoldan. Sadece koş. Yol bu çabuk. Mu? Yol bu mu dedim. Çabuk ol. Hadi. 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 Öldürmüşler. Parçalamışlar. Hey! Hayır yapma. Ye. Ye. Beni özlediniz mi? Çabuk kabinete binin! Hesabı ödemeden kaçmak yasalara aykırıdır çakal. Bakın, yetiştirdiğiniz otlar umurumda değil. Ben de içiyorum. Ama insanları alıkoymak ciddi bir suç. Yaptığınız şeyleri yeniden gözden geçirmelisiniz. Alıkoymak mı? Ha, seni pis avukat. Bizi dava mı edeceksin serseri? Peki o dışarıdaki adam? Hangi adamı söylüyorsun? O kırmızı kıyafetli adam. Ne kırmızı kıyafetinden bahsediyorsun? Size yardım edebilirim. Ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar? 100 bin mi? 200 bin mi? Ne kadar istiyorsunuz? Ben istediğimi aldım. Buraya gel. Buraya gel. Şimdi pantolonunu ve ayakkabılarını çıkar. Hemen. Lütfen. Evet. İçki alır mısın tatlım? Hayır mersi. Vi mersi. Hayır teşekkür ederim. Ben evet dedim, şimdi iç şunu hemen. Seni aşağılık. Rab hayır. Onu becermek ister misin? Evet. Ne yaptın bu şba? O ne demek? 2 aylık hamileyim dedi. O 2 aylık hamile. Bu doğru mu? Hamile misin? Evet. Senin için fark eder mi? Hayır. Evet. Red pek seçmez. Bugüne dek dişi bir insanla birlikte olmadı. Sen de becermek ister misin? Evet. Ama sen işini çok pis yapıyorsun. Ben ikinci olmam. Olamaz. Burada.
burada neler oluyor böyle? Baba biz... Bu da ne? Bu ikisi evimize izinsiz girmişler. Bu doğru değil. Bu kız neden yarı çıplak? Brett ve ben onu becerecektik. Yani öyle düşünüyorduk. Neden bağlı değiller? Bir yere gidemez babam. Bacağını kırdım. Bak, git bak. Monkey nerede? Monkey dışarıda oyalanacak bir şeyler buldu. Birazdan gelir. Baba, o bir Fransız piliçe değil mi Jim? Onu konuştursana baba, hadi. Bizden kaçmayı düşünmüyorsun değil mi bebeğim? Bu tehlikeli olabilir. Öpeğimiz insan etinin ve kanının kokusunu hemen alır. Adet döneminde değilsindir umarım. Öyle bir durum varsa Honki'ye eğlence çıkar. O tür bir köpek. Önce yavaşça saldırır ve sonra dişlerini boynuna geçirir. Dişlerini geçirdikten sonra... levyeyle bile onu etinden ayıramazsın. Bakıyorum da barakanın kapısını sana söylememe rağmen kapatmamışsın. Bunun işini nasıl karıştıracağını biliyorsun, öyle değil mi? Ha? Dangala. Hayır. Rıda. Kapa çeneni. Ona söyledim. Kapa o lanet olası çeneni. Az önce arka barakanın oradan geçtim. Ve biri... belki de bir davetsiz misafirle yarı çıplak eşi... oraya izinsiz girmişler ve lanet olsun fıskiyeleri çalıştırmışlar. O barakadaki mahsulümüzün değerini biliyor musun sen? Küflenip bozulurlarsa 5 para etmezler. İçeri gidip beni bekle. Seninle küçük bir görüşme yapacağız. Ona söyledim. Ona kapıyı kapatmasını söyledim. Onlara ne yapacağımızı sabah düşünürüz. Bana bir içki ver. Monkey bir dakikaya kadar burada. Kapı önünde beklemeyi çok sever. Dışarı çıkmadan önce çok iyi düşünmelisin. Bu niçin şimdi? Ne yapıyorsun? Bütün balın çöpe gidecek olmasını bir yana bırakalım. Sabıka mı olduğunu biliyorsunuz. Yine yakalanırsam işim biter. Ben bitersem siz ikiniz de bitersiniz. Çünkü iki yetim köpek yavrusu gibi açlıktan geberirsiniz. Öyle değil mi? Ha? Evet, evet.
Evet baba. Evet baba. Şu halinize bakın. İki oğlum. Canım sen çok büyüksün. Peki ne yapmamız gerekiyor baba? Ne yapacağımızı sanıyorsun? Honki! Hangi cehennemdesin? Kıpırdama. Kıpırdama tatlı. Ne oldu bana? Bacağını kırdılar. Sana dokundular mı? Dokundular mı? Hayır. Neredeler? Eve gittiler ama dönecekler. Babaları uyandı. Ne yapıyorsun? Kişisel güvenlik. O da ne? Bir sürpriz. Aman Tanrım. Ne? Bana tecavüz etmelerine sen mi engel olacaksın? Belki biz... Belki ne? Belki ne? Sihirli bir şekilde polisler mi gelecek? Yoksa kurtulmak için ilahi bir mucize mi bekleyeceğiz? Tanrı cezalarını verecek, öyle mi diyorsun? Onları daha fazla çıldırtmadan nasıl durdurabiliriz? Söyle, ben savaşçı değilim. Buradan kurtulacağız. Thank you.
Babam bir zamanlar şöyle demişti. Kuduz köpeği yakalamak için kuduz köpek gibi düşüneceksin. Ama daha kuduz olacaksın. Anki. Git de şu soysuz köpeğe bir bak. Ben söyleyene kadar onlara bir şey yapmasın. Tamam baba. Adamı alabilirsin ama kadını bana bırak. Peki baba. Hala şokta galiba. Sadece bacağı kırıldı. Baban sana benim yüzümden mi vurdu? Sorun değil. Şu Volvo'nun işini bitirince ödeşeceğiz. Onu öldürmek mi istiyorsun? Öldürmek mi istiyorsun? Buna inanamıyorum. Gözlerine baktığımda kardeşine uyduğunu görüyorum ama sen onun gibi değilsin. Ona hiç benzemiyorsun. Annelerimiz ayrı. Gördün mü? Doğru söylüyorum. Sen ondan farklısın. Anne şimdi nerede? O gitti. Babam der ki kadınlar sadece becerilmeye yarar. Ama sonunda onlar seni becerir. O yüzden anneme yol verdi. Hayır. Hayır. Baban yanılıyor. Hayır. Baban yanılıyor. Hayır. Belki annen seni seviyordur. Belki yanında olmak istiyordur. Kes sesini. Neyin doğru olduğunu senden mi öğreneceğim? Artık onunla vedalaşabilirsin. Ne dönüyor? Baba! Ay! Vur o pisliği, öldür onu! Öldür onu! Gebert! Gebert! Bitir şimdi! Rats!
Anki! Oraya Fransızı beçermeye gitmedin değil mi Brad? Jimmy bana bir içki ver. Al baba. Geç şu kadını bana getir. Tamam baba. Sadece sen. Red nerede? Bilmiyorum. Babam evde seni bekliyor. Sen nasılsın çakal? Keyfin yerinde mi? Can nasıl oldu? Aa, çok acımıştır. Kes şunu. Lanet olası domuz. Ne dedin sen? Nereye gidiyorsun tatlım? Babamla düzüşmek için acele mi ediyorsun? Bu tarafta. Hadi. Babama güzel görünmen gerekiyor. Sakıncası yok değil mi? Babam için.
güzel bir kız. Çok yazık. Hadi git onu bul. Kadınla birlikte olmuştum. İri göğüslü bir kadındı. Siyah kadifeli. Brett'in annesinden önceydi, Jimmy'ninkinden sonra. Sosyetik değildi. Fakat karanlık bir gecede çok iyiydi. Onu öldürmem gerekti. Bir domuzu keser gibi boğazını kesip kanını akıttım. Bir ay boyunca barakada sallandırdım. İğrenç kokuyordu. Zaten ölmeden önce de çok pis kokardı. Sonunda onu doğramam gerekti. Bir kısmını gübre yaptım. Ve köpek maması. Fahişe sonunda işe yaradı. Biliyor musun? Kurallara uymadığı için mi? Evet. Hayır. İyi cevaptı ama hayır. Sanırım onu diğerleri gibi çekmesini istemediğim için yaptım. Anladın mı? Oh!
Ne yaptın sen lanet olsun Ayşe? Nereye saklanacaksın ha? Nereye saklanacaksın? Pislik! Senin küçük fahişe! Hadi bakalım, geliyorum. Gel biraz eğlenelim. Ölmek üzere olan bir fahişenin kokusunu alıyorum. Olsun. Dur. Bekle. Fahişe! Oh, lanet olsun! Gelin buraya! Nerede bu? Açın şunu! Hadi çalıştık. Baba! Hadi. 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 Hadi tatlım hadi. Çalıştır şunu. Hadi. Hadi. Hadi hadi.
Hayır su köpeğim benim. Yaklaşma. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Evet. Baba. Defol. Evet. Ne yaptınız ona? Evet. Çabuk ol. Geriye. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi tamam. Sizi yakalayacağım. Hadi sür şunu, gidelim. Geri. Ezun. Sonunda gebereceksin pislik. Hadi gelin. Gelsenize. Hadi gelin. Gözlerinizi oyacağım. Sizi geberteceğim. Senin gözlerini oyacağım. Oyacağım. Seni lime lime doğrayacağım.